de eşinin ismini öğrenelim. Bedirhan. Bedirhan'la ne zaman, nerede, nasıl tanıştın? 2018 yılında biz Umre'de tanıştık Aslı Hanım. Hmm. Ailemizle birlikte gittiğimiz Umre'de ayrı ayrı Mekke'ye giderken tanıştık aslında. Önce Medine'ye gidiliyor, sonra Mekke'ye evet. gidiliyor. Mekke'de tanıştık. Odalarımız dip dibeydi tesadüfen. İkimiz de aynı anda cama çıktığımızda birbirimizi gördük. Öyleyle başladı. Gördün ve ne dedin? Ya bir şey demedim. Zaten görür görmez hani onu orada gördüm. Pencereyi, camı kapatmıştım. Hmm. Sonrasında Umre Başkanımızın kızı da benim orada arkadaşımdı. Hani sürekli birlikte geziyorduk, ediyorduk, kahveye evet. gidiyorduk. Ondan sonrasında o sosyal medyadan Ayşe'yi bulmuş. Hatta onu da buradan çok çok öpüyorum. Ahiretlik olduk onunla da. Ne güzel, sevgiler olsun. Evet, onu bulmuş. Oradan da beni buluyor. Oradan başlıyoruz yani sosyal medyada başlıyoruz. Sosyal medyada yazdı sana. Yani evet, orada yazdık. Evet. Sonra Türkiye'ye gelince yüz yüze konuşup devam ettik. Ne kadar sürdü görüşmeniz? Bir sene sevgililik desek, bir sene nişanlılık desek, iki sene sonra evlendik. Peki evlilik teklifi aldın mı? Evlilik teklifi öyle almadım aslında. Aldım ama kendi başımıza böyle evde. Tamam, o da bir evlilik yani teklifi aldım yani. Ama... Nasıldı? Ya benimle evlenir misiniz? Başka bir şey demedi yani. Tamam, özel bir ambiyans yoktu. Ya vardı tabii ama şu anda da çok hatırlayamıyorum. Hani bir cümle kurmuştu ama. Ha, güzel bir cümleyle. Evet, bir de onu da burada söylemiştim. Sakin sakin. Evet. Ne güzel, ne güzel. Allah mesut etsin bir tanem. Sonra geldiler istemeye, nişan oldu. Evet. Söz nişan bir arada mı? Söz nişan bir arada oldu, evet, büyük oldu. Bizde iki isteme, hatta üç isteme olur. Üçüncü de yüzük takılır. Şey mi, hani küçük isteme, büyük isteme evet. gibi mi? İlk istemede biz bir düşünelim denir. İkinci istemede verdik. Üçüncü istemede yüzük takılalım denir. Allah, niye böyle üç kere gitkel yapılıyor ya? Şimdi yapılıyor mu hala? Yani bazı yörelerde var tabii. Hala var. Çünkü bazıları yapmıyor ama bizim akrabalar da hala yapamıyor. Peki ne taktılar, ne yaptılar sana? Nişandı mı? Hı-hı. Nişanda takı oldu, evet 5-6 bin civarı altınlarla birlikte toplanmıştı. Hı-hı. Hepsi 5-6 bin lira ediyordu. Nişan oluyor değil mi? Hı-hı. Ne kadardı kıyafetin? Nişanlığım 1000 liraydı. Kaç kişi var nişanda? Nişan 300-400 kişilik oldu. Hı-hı. Salonda mı yaptınız? Salonda olmadı. Olmadı. Nerede oldu? Mahallede olmuştu, evimizin önü büyüktü bayağı. Hı-hı. Öyle yapmıştık aslında. Peki sonra ne kadar süre sonra kına gece ne oldu? 6 ay sonra olmuştur. Hmm. Evet, 6 ay sonra da kına gecem oldu. Kaç tane kıyafet giydin kınamda? Kınamda bir tane giydim. Bir tane kaftan giydim. Kınada salonda mı oldu? He, salonda oldu ama pandemiye denk geldiği için çok video, fotoğraf vesaire yoktu. Hmm. Kaç kişilik oldu? O da 300 kişilik diyebilirim. Bu gördüğümüz fotoğraf kına gecesinden evet. mi? Öyle fotoğrafçı falan tutmamıştık aslında. Hani pandemide zaten ister istemez moralimiz bozuktu. Hı-hı. Hani kalabalık olmayacak, istediklerimiz gelmeyecek diye. Tutmak da istemedik açıkçası. Ay canım benim ya. Biraz buruk sanki evet. geçmiş ha? Evet, zaten düğünde de şey oldu aslında, biz zeybek oynadık. Zeybeği oynarken de polisler geldi kontrol etmek için. Maskeyi takmak zorunda kaldık. Kaldınız. Evet, maskeyle birlikte zeybek oynadık. Bir kaybınız olmamıştır inşallah. Yok, Allah'a şükür olmadı. Evet, maskeyle oynamışlar aslanım. Bugün. Ay canım benim, ne zor günlerdi. Allah'ım bir daha evet, yaşatmasın. Evet. Gelinliği kiraladınız mı? Evet, kiraladım gelinliği. Ne kadardı? 3500 liraydı. 4 sene öncesi için. Ne taktılar peki düğünde? Kendi annemler 3 tane taktı. Kayınvalidemler söz bileziğiyle birlikte 7 tane taktılar. Hı-hı. Toplamda 10 tane bileziğim vardı. 10 bilezik. Hı-hı. Güzel. Balayına nereye gittiniz hayatım? Balayına da gidemedik aslanım pandemiden sonra. Gittik ama anne öyle tatil vesaire olmadı. Kendi evimiz vardı Akçay'da. Ay, oraya gittik. Bebeğiniz. Evet. Ah evet, canım bebeğim. Benim. O anki duygunu anlatsana hemen. Çok güzel, anlatılacak gibi değil. Ya anne baba İlk olmak. Anne oldun. Evet. O bebeğini kucağına aldın. Çok güzel aslanım. Ne hissettin? Yani havalarda uçuyor gibisin. Hani değişik, ona bakabilecek miyim? Ona sahip çıkacak mıyım? Yetebilecek miyim? Zor bir hamilelik mi geçirdin? Yok, çok kolaydı. Çok da hani öyle... Hani doğum yaparken de kolay mı oldu? Doğum yaparken şöyle söyleyeyim, iki acıyı da birlikte çektim. Benim için doğum zordu. Neden? Yani hani normal doğum ve sezaryen süreci aynı anda oldu benim. Allah Allah. Evet. İki acı çektin yani. Evet, normal doğum olarak başladı. Daha sonrasında sezaryana döndürdünüz. Peki sonrasında tabii acılı bir süreç yaşadın. Bebeği eline aldın, evet. kucağına sardın.
Ağrısı, acısı, her şey bitti mi? Öyle diyorlar da. Cennet kokusu zaten yetiyor. Bir kokluyorsunuz, içiniz açılıyor. Ay ne güzel söyledi, evet. Cennet evet, kokusu. Aslan. Ay kurban olurum ya. İsmi ne oldu? Barış. Barış. Kaç yaşında şimdi Barış? 16 aylık, 1,5 yaşına girecek. Ay canım benim ya. Allah'ım inşallah hayırlı bir evlat olsun. Amin. Size de, olsun. Ülkesine vatanına de, vatanına da. Amin Aslan. Ay bak heyecan yaptım. Çay içelim biraz. Hadi çay içelim bence de.